İyi pazarlar sevgili izleyiciler. Yeni saatte yeniden birlikteyiz. Sıcak noktaya gideceğiz. İsrail'in Gazze'deki sivillerin tahliyesi için yaptığı uyarı üzerine çok sayıda Filistinli evlerini terk ederek yola koyuldu. Ancak İsrail savaş uçakları Gazze'den kaçanların bulunduğu konvoyları da bombaladı. Gazze'de derinleşen insani krizle birlikte can kaybı artıyor sevgili izleyiciler. İsrail-Hamas savaşında yaşanan son gelişmeler için bölgede izledik. Enver Kaptanoğlu bir kez daha karşımızda. Enver, günaydın, söz sende. Tunç Arslanalp, kameraman arkadaşım Emin Ünlü ile birlikte yine gelişmeleri yerinde takip etmeye devam ediyoruz. Artık İsrail ordusunun Gazze şeridine yönelik kara harekatı an meselesi. Özellikle dün saat 16'dan bu yana bu beklenti iyice arttı. Ancak tabii İsrail tarafı tüm hazırlıkların tamamlandığını söylüyor. Ancak kara harekatının ne zaman başlayacağına dair herhangi bir zamanına dair bir işaret henüz yok. Bu gergin bekleyiş özellikle de Gazze sınırının çevresinde, Gazze şeridinin çevresinde sürüyor. Tabii İsrail basınında sabah saatlerinde şu tür haberler var. Tunç Arslaner, bugün özellikle de İsrail'in güneyinde Gazze şeridinin çevresinde hava bulutlu ve kısmen de yağışlı gösteriyor. İşte bu hava şartları nedeniyle harekatın bugün başlamayabileceği yorumları da var. Bu tabii önemli çünkü hava oldukça bulutlu. Biz şu anda Kudüs'teyiz ve Kudüs'te de gökyüzünde bulutlar hakim. Eğer havada hava bulutlu olunca, kapalı olunca bu savaş uçaklarının görüşünü veya hava araçlarının görüşünü engelliyor. Dolayısıyla bu durum devam ederse kara harekatı başlamayabilir yorumları yapılıyor. Başlar mı bugün, başlamaz mı? Biz de o noktalardan buna şahitlik edeceğiz. Tabii dün özellikle yine hareketliydi. Çok yoğun bir şekilde İsrail ordusunun yığına Gazze etrafına devam etti dün. İsrail'in saldırıları da Gazze şeridinin içine yönelik devam etti. Birçok noktaya da yine dumanların yükseldiğini gördük ve can kaybı da gitgide yükseliyor. Bugün artık savaşın 9. günü Tunç Arslanalp ve İsrail saldırılarında Gazze şeridinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2329'a yükseldi ve 9714 kişi de yaralı şu anda. Yani yaralıların sayısı artık 10 bine dayanmış durumda. Gazze şeridinin içindeki durum gerçekten çok daha gün geçtikçe vahimleşiyor. Dün sadece Gazze Sağlık Bakanlığı sağlık yetkilileri dünkü saldırılarda sadece dünkü saldırılarda 300 kişinin hayatını kaybettiğini ve 800 kişinin de yaralandığını belirtti Gazze'deki sağlık makamları ve bunların çoğunun çocuk ve kadın olduğunu belirtti. Biz artık burada tabii yani Gazze şeridinin içinde bu insani durum felaket boyutuna ulaşmışken İsrail'de kara harekatına yönelik artık başlayacağına dair bir zaman vermese de bu sinyalleri yoğunlaştırdığını görüyoruz. Tabii şunu hemen belirteyim Tunç Arslanalp, dün özellikle İsrail ordusundan önemli bir açıklama geldi. İsrail ordusu harekatın nasıl şekil bulacağına dair önemli bir açıklama yaptı. Şöyle diyor, kısaca hemen ona değineceğim. İsrail Savunma Kuvvetleri genişletilmiş bir savaş alanına hazırlanıyor. Lojistik hazırlıklar kapsamında muharip birliklerin ihtiyaç duydukları teçhizat hızlı bir şekilde temin edilebilmeleri amacıyla ileri lojistik merkezleri kuruldu. Son günlerde muharebe için gerekli teçhizatlar ilgili kuvvetlere devredilirken bu aşamada teknoloji ve lojistik müdürlüğü çeşitli birimlere ihtiyaç halinde
ileri teknolojik alet ve teçhizatların temininin tamamlanması için çalışmalarını sürdürüyor dedi. Ve İsrail ordusu ülke genelinde konuşlandırılıyor. Önemli kara operasyonlarına ağırlık vererek savaşın sonraki aşamaları için operasyonel hazırlıklarını sürdürüyor dedi. Önemli kısım da şurası, kapsamlı bir lojistik çabanın ve askere alınmış yüz binlerce yedek askerin desteğiyle İsrail güçleri şu anda havadan, denizden ve karadan birleşik ve koordineli saldırıları içerebilecek geniş bir yelpazedeki operasyonel planlarını uygulamaya hazırlanıyor açıklaması yaptı. Yani eğer kara harekatından bahsediyoruz devamlı ama bu harekat sadece karadan olmayacak. Harekat başladığında çok güçlü bir şekilde İsrail ordusunun Gazze şeridini hem karadan hem denizden hem de havadan çok güçlü bir şekilde ateş altına alacağını ve 3 noktadan da saldıracağını şu anda öğrenmiş olduk. Tabii tüm sıcak gelişmeleri yine sınır hattından aktarmaya devam edeceğiz. Tunç Arslan Erp kameraman arkadaşım Emir Ünlü ile birlikte an itibariyle elimizdeki en sıcak notları aktardık. Sözü tekrar sana bırakalım.